Herkese merhaba. Yine çok güzel bir bebek peti modeliyle sizlerle birlikteyim. Şöyle göstereyim. Kız ya da erkek çocuklar için ikisi için de yapabileceğiniz bir model. Gayet esnek. 6 ay 1 yaş arası çocuklara kullanabileceğiniz bir model. İsterseniz sayılarını küçültüp ya da büyüterek de yapabilirsiniz. Ben 41 ilmekle iğne tabandan başladım. Sizler sayıyı artırarak daha büyük ya da daha küçük örebilirsiniz. Çitlenmiş modeliyle yaptım tek renk. Orta kalınlıkta yine bebe yünü ve 3 numara şişle ördüm. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. 41 ilmekle başlıyorum. Ben şişime 41 ilmek hazırladım. Taban kısmından başlıyorum. İlk sıramı hiçbir şey yapmadan düz olarak örüyorum. Haroşayı ben düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi baştan sona kadar hiçbir şey yapmadan düz olarak örüyorum. Bir sıra. Ben bu şekilde patiği sade yaptım. Sizler isterseniz yanına çiçek ya da ön kısmına çiçek ya da fiyonklar falan da ekleyerek süsleyebilirsiniz. Ya da iki renk örebilirsiniz. Evet, bütün ilmeklerimi İlk sırada düz olarak örüyorum. Daha sonra işaretlemeye geçip artırmaya başlayacağım. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi işaretlemeye başlıyoruz. Baştan iki ilmeğin arasına işaret koyuyorum. Sondan iki ilmek arasına işaret koyuyorum. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. 18'er ilmek ayırıyorum. Altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18 süresi. Ve diğer tarafa. Evet. Şimdi örgüme devam ediyorum. Artırmalarıma başlayacağım işaretli yerlerden. Şu tabanı da göstereyim tekrar patiğin. Bu şekilde. Ben delik oluşturmadan yapıyorum. Şimdi onu da göstereceğim. Artırırken delikleri belli etmeden yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. İşarete gelmeden önce bir tane artırıyorum. Sonra işaretimi alıyorum. Aradaki ilmekleri yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Burası örgümüzün ön yüzü olacak.
artırmalarımız hep ön yüzde. Arka yüzde hiçbir şey yapmadan düz olarak öreceğiz. Şimdi yine işaretimin olduğu yere geliyorum. Ortada V şeklinde artırma yapmak için önce işaretimi alıyorum. Sonra bir artırıyorum. Artırma orada kalıyor. Ortada kalıyor. Bir örüyorum. Bir artırıyorum. Diğer işaretimi alıyorum. Ortada bir tane ilmeğim vardı. Şimdi iki tane artırdım. Üç ilmek oldu. Yine düz örmeye devam ediyorum. Çok kolay bir patik modeli. Hemen kısa bir sürede örüp çıkartabileceğiniz bir model. Yine işaretimi alıyorum. Bir tane doluyorum. Burayı da 3 ilmek yaptım. Böylelikle. Son ilmeğimi ters örüyorum. Her zaman. Şimdi arka yüze geldim. Arka sırada hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sadece artırmalarda hemen göstereceğim. Yön değiştirerek öreceğim ki şöyle. Bu artırma ilmeğim. Bunun yönünü değiştiriyorum. Yönünü değiştirdim. Şimdi arka taraftan örüyorum. Böylelikle haroşa örmüş gibi oluyorum. İşaretimi geçirdim diğer tarafa. Yine aradakileri düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar göstereceğim. Altta delik oluşmaması için tabanda işaretimi yönünü değiştirerek ördüğümde haroşa örmüş gibi oluyorum ve delik oluşmuyor. Öbür türlü düz ördüğümde delik oluşuyor, ilik gibi oluyor. Şimdi yine işaretimi geçirdim. Bakın artırdığım ilmek bu şekilde. Ben bu ipi alıp şişimi diğer taraftan takıp yine arkadan düz örer gibi örüyorum. Bakın şöyle çapraz yapmış oluyorum örgüyü. O da delik oluşmamasını sağlıyor. Yine tekrar artırdığım ilmek yönü değiştirip düz örüyorum. İşaretimi de geçirdim. Devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum aradaki. Bu şekilde ön yüzde 4 kez artırma yapacağım. İşaretimi geçirdim. Artırma ilmeğime geldim. Yine yönünü değiştiriyorum ve arkadan düz örer gibi örüyorum. Son ilmeğim her zaman ters. Geldik ön yüze. Yine bu yüzde artırma yapacağız. 2 ilmek vardı kenarda. 3 ilmek oldu. 3 ilmeğimi örüyorum düz olarak. Ve bir tane artırıp işaretimi şişime geçirdim. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Artırmaların yerini değiştirmeden hani düzgün bir şekilde artırırsanız taban kısmı da o kadar düzgün olur. Şimdi önce işaretimi alıyorum bu tarafa. Artırmalar hep ortada iki işaretin ortasında kalacak. Bir doluyorum. Üç tane düz örüyorum. Ortada iki kez artırdığım için bir tane daha doluyorum ve işaretimi alıyorum. Yine düz örmeye devam ediyorum. Ortada üç ilmeğim vardı. İki tane artırdım. Beş ilmek oldu.
arka sırada yine artırmaları yön değiştirerek öreceğim ve ön yüze geleceğim. Bu şekilde 4 sıra artıracağım. Yani şimdi ikisini artırmış olduk. 2 kez daha artıracağım ön yüzde. İşaretimi alıyorum. Bir tane doluyorum. Son ilmeğim ters. Evet, şimdi 2 kez artırmış olduk. Arka yüzde yine ilmeklerimin, artırma ilmeklerimin yönünü değiştirerek öreceğim. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Yönünü değiştirip düz olarak örüyorum. İşaretimi alıp yine devam ediyorum. Bu şekilde 2 kez daha, 2 sıra daha ön yüzde artıracağım. Toplamda 41 ilmeğim vardı. 4 kez artırdığımda 4, 8, 8, 8, 16 ilmek artmış olacak. Yani benim toplamda 57 tane ilmeğim olacak. 57 ilmek olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 51 ilmeğe ulaştım. Örgünün ön yüzündeyim. Şöyle de göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 haroşe dişim oluştu. Başta 2 ilmekle başlamıştık. 2, 4, 6 tane ilmek işaretten önceki. Toplamda 57 tane ilmeğim var. Bakın artırdığımız yerler çok belli belirsiz. Delik oluşmadan şöyle V şeklinde, burada bu şekilde. Belli belirsiz. Gayet düzgün bir şekilde artırmış olduk. Şimdi buradaki 5 diş haroşayı 6 diş, ön yüzde 6 diş olmasını istiyorum. Bunun için yine bir sıra düz, bir sıra diğer taraftan yine düz geleceğim. Bir diş haroşa daha oluşturacağım. 6 diş haroşam olacak. Aradaki işaretleri de çıkartabilirim artık. Hiçbir şey yapmadan, artırma yapmadan bir sıra gidip geleceğim düz olarak. Ondan sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Aradaki işaretlerimi topluyorum. İlmeğimiz. Kaçırmışız. Şöyle yapacağız. Bunu bu iple tekrar öreceğiz. Sormaya devam ediyorum. Arka sırada yine bir sıra daha düz örüp ön yüze kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzünde yine şöyle alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 diş haroşam, 6 sıra haroşam oluştu. 57 tane ilmeğim var. Taban kısmını tamamladık. Şimdi üst kısmının modelini yapmaya başlayacağız. Bunun için bir sıra düz, arkada da bir sıra ters öreceğim. Yani önde 2 diş düz örgüm oluşacak. Ön yüzdeyim. Bir sıra düz örüyorum. Arkadan da ters örerek geri geleceğim. Çünkü yapacağımız model 2 sıra düz örgünün üzerine konan bir model.
Sıra sonuna kadar hiçbir şey yapmadan düz örüyorum. Evet. Ön yüzde düz örgümü bitirdim. Şimdi arka yüze geçeceğim ve arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örerek sıra başına kadar geliyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum burada. Daha önce bu modeli ilk videomda anlatmıştım, çitlenmiş modeli. O iki renkliydi. Bu da tek renk olanı. Gerçekten her şeye, çoraplara, patiklere, yeleklere, kazaklara çok yakışan bir model. Örmesi de çok kolay bir model. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, arka sıramı da bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Evet, şimdi modelimi koymaya başlıyorum. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bir ilmek artırıyorum. 3 tane ilmek düz olarak örüyorum. Buradan 3. ilmeği alıp diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Eksilttiğim ilmeği bir öncesinde artırmış oldum. Bir ilmek doluyorum. Yine 3 tane örüyorum. Ve buradaki 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit bir model. Bir doluyorum. 3 ilmek örüp 3. ilmeği üzerinden, ikisinin üzerinden atıyorum. Bir dola 3 ilmek ör ve 3. diğer 2 ilmeğin üzerinden at. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir, iki ve üç. Üçüncü ilmeği alıp iki ilmeğin üzerinden atıyorum. Bir doluyorum. Üç ilmek örüyorum. Üçüncüyü alıp ikisinin üzerinden atıyorum.
Bir ilmek doluyorum. 3 ilmek örüp üçüncüyü 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Bir doladım. 3 tane düz. Üçüncüyü alıp 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir doluyorum. 3 örüp üçüncüyü atıyorum. Bir doluyorum. 3 tane düz örüyorum. Üçüncüyü üzerlerinden atıyorum. Bir doladım. 3 düz ördüm ve üçüncüyü alıp diğerlerin üzerinden geçiriyorum. Bir doluyorum. 3 ilmek örüyorum. Üçüncüyü alıp diğerlerin üzerinden geçiriyorum. Bir doladım. 3 ilmek örüyorum. Üçüncüyü alıp üzerlerinden geçiriyorum. Burada ilk başta artırarak başladığım için bu üçüncü ilmeği üzerinden attıktan sonra kenar ilmeğini sadece ip atmadan örüyorum. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle göstereyim. Pardon. Bütün ilmeklerimi ters olarak artırdığım ilmek de dahil hepsini ters örüyorum. Evet. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ve tekrar ön sıraya geçip tekrar modelimi kuracağım. Ama bu sefer modelimi birer tane kaydırarak kuracağım. Yani şöyle ki. Şimdi şu aradaki delikler bizim artırdığımız ilmekler. Bu ilmekler her zaman öreceğimiz 3 ilmeğin ortasına gelecek. Şu artırdıklarım öreceğim ilmeklerin ortasına gelecek. Yani ilk baştaki sırada 2 ilmek örüp 1 artırıp 3 ilmek örmüştüm. Şimdi sadece kenar ilmeğimi arayacağım ve artırmayacağım. Çünkü alttakini de artırmıştım. Bunda ilk başta artırmayıp sonda artıracağım. Bu şekilde örersem örgüm eğri olmaz. Düz bir şekilde devam eder. İlk ilmeğimi aldım. Artırmıyorum. Diğer 3 ilmeği de örüyorum. Ve üçüncüyü alıp üzerinden atıyorum. Sonra artırıyorum. Yani burada ilk başta 2 ilmek almıştım. Artırıp 3 ilmeği örüp üzerinden atmıştım. Burada da 1 ilmek alıyorum bu sırada. Sonra 3 ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncüyü üzerinden atıp bir tane doluyorum. Böylelikle modeli kaydırmış oluyorum ve artırmalar yer değiştirmiş oluyor. Bu şekilde 6 tane model olana kadar devam edeceğim. Yani bir sırada 2 taneyi alacağım, sonra artıracağım. Bir sonraki sıraya geldiğimde de bir taneyi alıp 3 örüp ondan sonra artıracağım. Bu şekilde modelim kaymayacak.
Bu şekilde sıramı tamamlayıp arka sırada da ters örerek devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sıra modelini de tamamladım. Arkadan yine ters örerek geldim ve üçüncü sıra modeli koyacağım. Yine biraz önce de bahsettiğim gibi ilk başta nasıl başlamıştık? İki tane kenar ilmek almıştık. Ondan sonra artırıp bir tane, üç tane örmüştük. Bakın o şekilde yaptığımızda yine artırmanın üstü ortada kalıyor, delik ortada kalıyor. Hep bu şekilde gidecek. Yani bir modeli kurarken iki tane alıp artırıp gideceğim. Ondan sonraki sırada modeli kurarken bir tane alıp artırmadan devam edeceğim. Sonunda artıracağım. Şimdi ilk sırada yaptığımın aynısını yapıyorum. İki tane düz, sonra bir tane artırıp üç tane düz örüyorum. Ve üçüncüyü alıp üzerinden atıyorum. Yine bir artırıyorum. Üç tane düz örüyorum. Ve üçüncüyü alıp üzerinden atıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Arkada yine düz örüp gelip ikinci sırada yaptığım işlemi yapacağım. Bu şekilde 6 tane model oluşana kadar aynı şekilde hiçbir artırma azaltma yapmadan devam ediyorum. 6 sıra model olacak. O zamana kadar devam ediyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 6 sıra modelimi oluşturdum. Şimdi yavaş yavaş ilmeklerimi kesmeye başlayacağım. Normal modeli yaptığımız gibi yine devam ediyorum. 2 tane ilmeğimi alıyorum. Bir artırmamı yapıyorum. Şimdi 4 tane modelde artıracağım. Arada artırma yapmayacağım. Son 4'te yine artıracağım. Birlikte gidersek kaçırmayız. 2 tane kenar ilmeğimi ördüm. 1 artırdım. 3 tane düzümü örüyorum. 3. üçüncü üzerinden atlatıyorum. Bir doluyorum. 1, 2, 3 örüyorum. Yani ikinci kez dolamış oldum. Üzerinden atıyorum. Üçüncüyü doladım. 1, 2, 3. Üzerinden atıyorum. Ve dördüncüyü doladım. Bundan sonrakilerde aralarda dolama yapmayacağım. 3 ilmek düz ördüm. Ve üzerinden atlattım. Şimdi artırma yapmıyorum. Yine 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Üzerinden atıyorum. Artırmıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Ve üzerinden atıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Üzerinden atıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Üzerinden atıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Üzerinden atıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Son 4 modelde artırma yapacağım. 3 ilmek düz örüyorum. Üzerinden atıyorum. Şuradan bakalım. Bir, iki, üç, dört. Devam ediyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Üzerinden atıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Üzerinden atıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapacağım artırmadan. 3 ilmek düz örüyorum. Üzerinden atıyorum. Şimdi artırmaya başlıyorum. 1, 2, 3. Bir, iki,
3. Üçüncüyü artırdık. 1, 2, 3. Dördüncüyü de artırdık. 1, 2, 3. Ve üzerinden attık. Yine arka tarafı ters olarak örüyorum. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Burada yine arka sırayı ters ördüm, geldim. Şimdi 15'er ilmek başta ve sonda ters olarak öreceğim. Ortada kalan ilmeklerimi keseceğim. Evet arkadaşlar. Bu tarafı 15 ilmeği 4 diş haroşamı yaptım ve bitirdim. Şimdi diğer tarafa ipimi bağladım. Burada 15 tane ilmek, 20 tane ilmek ekleyeceğim ve birit olan kısmını yapacağız. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane ilmeğimizi attık. Örgümüze devam edeceğiz. Şimdi burayı da aynı şekilde 4 diş alana kadar öreceğim. Ama bir sıradan sonra arada ilk koyacağız, ilmeğimizi yapacağız. Ters örgüyle öreceğiz yine. Diğer tarafla uyumlu olsun diye. İlk sırada ters örmek biraz zor olacak ama. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 ve de 20. Ters olarak diğer tarafa da devam ediyorum. Ön tarafta bir çizgi haroşa oluştuktan sonra kenarda bir tane ilmek koyacağız. Biritin bantın üzerinde. Ters örgüme devam ediyorum.
Evet, bu sırayı ördükten sonra dönüşte şimdi ilik koyacağız bir tane. Tek ilmekle bir ilik koyacağız. Zaten çok küçük düğmeler kullanıyoruz. Evet. Şimdi 2 ilmek bir kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Ve ilmeğimizi koymuş olduk. Bu şekilde şu ön sırada, şu kısımda 4 diş haraşo olana kadar devam edip sonra örgüden çıkartıyorum ve patiğimi bu şekilde alttan arka kısmından dikiyorum. Evet arkadaşlar, bant kısmımız da bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi örgümü ters çeviriyorum ve şu kısımda ipim vardı benim ayırdığım. Oradan başlayıp yakadan alt kısma doğru dikiyorum. Daha sonra düğmemi dikip patiğimi bitiriyorum. Evet arkadaşlar, patiğimizin dikimini de tamamladık. Böylelikle ikinci işte yapmış olduk. Şöyle tekrar göstereyim. Gerçekten çok güzel, çok şık, çok cicik patik. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.